Merhabalar, hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Güne yemek telaşıyla başlıyorum. Güne değil de videoya yemek telaşıyla başlıyorum. Şöyle yeşil mercimek çorbası yapacağım. Azıcık mercimeğimi aldım. Çok fazla yapmayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Ramazan olduğu için yemekler ziyan oluyor. Bugünden yarına kalıyor. Yarın da yenmezse öbür güne kalıyor. Zaten öylelikle çöpe gidiyor. O yüzden az yapacağım. Şöyle birazcık mercimeğimi aldım. Hemen yıkayıp ocağa koymam lazım. Şöyle soğanımı salçayla kavurdum. Yıkadığım mercimeklerimi de ekliyorum. Hemen patates ve havuçla doğrayacağım. Küçük küçük ekleyeceğim. Sonrasında pişmeye bırakacağım. Çaydanlıkla suyunu da koydum. Şöyle. Hatta bugün şey yapmasam mı ya? Sebze eklemeden sadece erişteli mi yapsam? Öyle yapayım. Uzun zamandır erişteli yapmadım. Sebze ekleyip şehriye falan koyuyordum. Arpa şehriye. Bu sefer sadece erişte ekleyeceğim. Evet. Öyle yapayım. Şu kaşıklığımı da aldım hemen yan tarafıma. Şöyle kullanmaya başladım yani. O zaman şu çorbayı ben bir halledeyim müsaadenizle. Sonrasında çıkacağız beraber. Bir yerlere gideceğiz. Evet, bakın burada kim var? Hoş geldin Emine'ciğim. Çok ellerine sağlık dediler yorumlarda, bilmiyorum gördün mü ama. Göremedim. Bir teşekkür yani. Et bakalım arkadaşlarımıza. Görmedim. Çok güzel yorumlar yapmışlardı. Emine'ciğim geldi, beraber gidiyoruz hızlı şoförümle. Çarşıya gidiyoruz arkadaşlar. Bir konuşmuştuk telefonda, ben yemek işlerine geçmeden önce. Çarşıya ineceğim mi falan filan. İneceğim Yeliz abla demişti. Şimdi beraber gideceğiz. Emineciğim, dediğim gibi konuştuk arkadaşlar. Aradım ben onu. Ne yapıyorsun Emine? Bugün ne yapacaksın? Dışarıya çıkacaksın mı? Çık. Bir çıkmayı düşünüyorum. Hava da güzel. Yeliz abla dedi. Hava güzel olunca duramıyoruz. Öyle olunca ben de dedim hani bir çıkmam lazım falan dedim. Geçen gün arkadaşlar tül siparişini tam olarak ben vermedim. Neden vermedim? Çünkü oradaki arkadaş yeni bir arkadaştı ve İbrahim var oranın yetkilisi. Sorum sahibi diyeyim. Ona da danışıyorum ben. Şimdi çok emin olamadım. Hani o arkadaşın yönlendirmesiyle karar veremedim. Bir İbrahim'le konuşayım istedim. O gün de olmadığı için sadece böyle tülün çeşidine bakıp çıkmak zorunda kaldık. O yüzden bugün netleştireceğim ve bugün Emine'nin yardımıyla karar vereceğiz. Seçeriz. Ya ben yine grek tül istiyorum aslında. Evi aydınlansın diye. Emine'nin arkadaşları da yaptırmış mesela. Bambu keten tülden yaptırmışlar. Çok ve nasıl? Karanlık olmuş. Çok karanlık olduğu için çok da böyle hoş durmuyor dedi. Hani karanlık açısından tül çok güzel, ağır duruyor, dökümlü duruyor ama evi kararttığı için tavsiye etmedi Emineciğim bana. Ben de kararsın istemiyorum. Ya benim o Samsun'da kullandığım grek tül gerçekten çok güzel, petek petek olan. Hem aydınlık duracak hem böyle zarif duracak diye düşünüyordum. Ama ondan yoktu işte. Bugün bir netleştireceğim arkadaşlarım. Dediğim gibi evi de karartsın istemiyorum. Yani ev ferah aydınlık dursun istiyorum. Şu an tül olmadığı zaman nasıl güzel duruyor zaten. Ferah duruyor. Daha aydınlık duruyor. Ve ben böyle loş ortamları da çok sevmiyorum. Hani böyle kasvetli geliyor bana. Benim içim dar oluyor. Değil mi? Böyle karanlık karanlık çok sevmiyorum. Ne kadar ne kadar aydınlık ferah olursa o kadar güzel oluyor benim için. Herkesin zevki tercihi farklıdır tabii. Bu anlamda hani kimseyi de eleştirmek gibi bir niyetim yok. Bir bakacağız yani arkadaşlarım. Bugün siparişini vereceğim. Eğer istediğim tül varsa siparişini vereceğim. Öyle. Bir bakalım. Arkadaşlarım şöyle tülümüze karar verdik. Bakalım. Şöyle. Neydi bunun adı? Keten. Bambu şantuk abla. Bambu şantuk mu? En incesi bu arkadaşlar. En yani incesi. En yumuşak tül abla bu. Bambu olarak geçiyor. Evet. Bambu şantuk. Ve şey şundan ucunda desen var diye şey yapmadım. Arkadaşlar istemedim. Şöyle. Çok teşekkür ederim Emineciğim. Oturmaya da gel. Çaya kahveye de gel. Akşamları bekliyorum. Çarşamba günü bekliyorum. Evet bendeyiz. Çok sağ ol. Selam söyle. Hadi görüşürüz. Ben şimdi burada indim arkadaşlar. Çünkü markete uğrayacağım. Emineciğim sağ olsun. İşimizi hallettik. Gezdik, dolandık biraz. Haydi bakalım. Bir market yapayım ben. Şöyle A101'e geldim. Sandalyeler gelmiş. Kamp sandalyeleri de var.
Ha, kurutmalık gelmiş 250 TL'ye. Annemin de ihtiyacı var buna. Ama geçen gün, ne günü baktık, dün mü ne baktık? Şu tavada aklım kaldı benim. Evimize geldim. Ben marketteyken annem aradı. Annemle konuşa konuşa eve çıktım arkadaşlar. Şöyle tenceremi alıyorum. Hemen yemeğimi ocağa koyacağım. Çünkü saat ilerliyor. Şöyle kıyma çıkardım dondurucudan. Onu güzel bir yemek yapacağım. Ondan sonra çorbamı da bir kontrol ettim. Evden acele çıktım çünkü. Geldiğim zaman da bir kontrol edeyim bakayım dedim arkadaşlar. Şöyle birazcık su eklemesi yaptım ona da. Altını da kapattım. Kaynattım gördüğünüz gibi. Çorbam hazır. Yemeğim de hemen hazır olur. Pirincimi de ısladım. Şöyle pirincim de burada. Pilavımı da yapacağım. O zaman bana kolay gelsin. Bugün iftar menümüz böyle. Çorba, kıymalı sebzeli yemek yapacağım ve pilav olacak yanında. Tatlımız da var. Hemen hızlıca halledeyim şu yemek işini. Bir rahat edeyim. Arkadaşlarım. Annem. Oyun mu oynuyorsun kız? Lokum. Oyun mu oynuyorsun anneciğim? Ha? İpi sallayacaktım oyna diye ama. Zaten keyifli keyifli oynuyor. Arkadaşlarım ben mutfakta yemek yaparken kargomuz geldi. Cansucuğum. Çeyizi için sipariş vermiş. İngiliz Home'dan. Ufak bir şey çok beğenmiş, almak istemiş ve almış. Ben neredeydim sen bunu aldığında? Orada mıydın? Yok, burada mıydın? Hani iki gün önce falan aldım. Hayır, hayır, kafam o kadar dolu, o kadar dolu ki Cansucuğum. Şöyle. Kargocu başı üzüm. Taraftan da pilavımı yapıyorum arkadaşlar. Çok beğeniyordum bunu her gitmemizde. Yani bir çeyiz için en son alınacak şeylerden biri ama. Şöyle çok güzel. Çok zarif. Bak, lokum kuduruyor orada. Bana hiçbir şey yok. Benim çeyizime hiçbir şey yok diye. Kaça geldi şimdi bu? İkisi 350'ye mi geldi? 390'a mı geldi? Normalde bir tanesinin Duray fiyatını geçiyor. İki taneyi almış oldum. Aynı renk mi ikisi de? Şöyle bakar mısınız güzelliğe? Çok güzel. Üzüm patlatma pıt pıtları. Üzüm tekrar pıtta koyacağım ben onları. Oğlum bu duracak duracak. Bak pıt pıt. Sağlıklı günlerde kullanmak nasip olsun. Hayırlı kapıda inşallah arkadaşlarım dua edeyim. Ha? Üzüm hadi. 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 Annesinin oğlu o. Ben de çok seviyorum bu pıt pıtları da. Golcü dirseği olduk işte öyle pıt pıt patlata patlata arkadaşlarım. Üzüm. Cansucuğum bence bir an önce bunu topla. Üzümün ne yapacağı belli değil. Bak atar aşağıya. Böyle arkadaşlar. Gerçekten çok şirin ama dediğim gibi bir çeyiz alınacak en son ihtiyaçlardan biri galiba. Heves etmiş almış. Sağlıkla kullanmak nasip olsun. Ben şimdi hemen ocak başına geçiyorum yemeğimin başına. Şöyle biz kargoyu açarken şehriyem de güzel bir şekilde kavrulmuş. Tereyağı da eklemiştim içine. O da bir güzel erimiş. Şimdi pilavımı halledeceğim. Bir güzel kavuracağım. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim. Çaydanlığı da koydum öyle. Burada da böyle kıymalı havuçlu patatesli yemeğim var. Bunun suyunu eklesem iyi olacak. Bol da sarımsak eklerim. Ondan sonra yemeğim hazır olmuş olur. Çorbam zaten hazır biliyorsunuz. O zaman şunları bir halledelim bakalım. Yemekler pişerken ben de şöyle akşam güneşini izlemek için balkona geldim. Azıcık dinleneyim istedim arkadaşlar. Lokum da babasının yaptığı şarp köşesine gelip gidip yatıyor böyle. Hiç ellemedim minnoş da böyle gelip yattığı için. Öyle yatıyor işte burada teyzeleri. Lokum, baba senin için mi yapmış kızım? Vallahi günü akşam etmeye başladık artık.
Yaz gelmeye başladı. Arkadaşlarım, güneşler vurmaya başladı. Evimize böyle yandan yandan güneş vuracak artık, Allah nasip ederse. Ve dikenler tacı çiçeğim de bakın. Kırmızı kırmızı şey yapmaya başladı. Hadi netle. Şöyle. Beyaz beyaz şeylerden de var hala üstünde ama ara ara yine fısfıslıyorum arkadaşlar. Arap sabunlu sudan fısfıslıyorum. Şöyle pembik pembik ucunda çiçek açmaya başlayınca, böyle tomurcuklar çıkmaya başlayınca benden mutlusu yok. Baksanıza nasıl güzel. İnşallah açacak. İnşallah. Açmaya doğru ilerliyor bakalım. Mutfağıma geçtim hemen arkadaşlarım. Yemeğimin maydanozunu doğradım. Anacığımdan getirdiğim maydanozu hemen çıkardım. Yıkadım, doğradım. Valla uzun zaman da dayanıyor, bir şey de olmuyor. Yemeklerimin altını da kapattım. Pilavım da pişti. Marul ısladım, salata yapacağım. Marketten gelince Emine beni bıraktıktan sonra markete uğradım biliyorsunuz. Baktım bir şeyler. Hemen çantamı aldığımı buraya bırakıp mutfağa girmiştim. Azıcık da Cansu'yla böyle sohbet etmiştik falan. Ondan sonra işte şimdi size aldığımı göstereyim arkadaşlarım. Markette de dedim ya şu tava aklımda kaldı diye. Ben bu tavayı aldım. 280 diye biliyordum ben ama 240 küsür liraymış arkadaşlar. 249 lira 30 santim şöyle. İçinde kapağı da var. Açıp açmama konusunda kararsızım. Çünkü ben bunu kime aldım? Güzel arkadaşlarım, bilin bakalım. Acaba Yeliz bacınız kime aldı? Anacığım aldım tabii ki arkadaşlar. Yolda da gelirken aramıştı işte. Geri döndüm, hemen konuşa konuşa geldik. Dedim anne sana tava aldım. Kızım sağ ol, Allah razı olsun dedi. Ve paranı harcama dedi. Babanın çok hayalleri var. Paranı harcama çocuğum dedi. Ondan sonra ya nasip anne dedim. Hayırlısı Allah'tan dedim. İki kişiler biliyorsunuz. İhtiyacı çok annemin. Evde eksiği çok. Böyle gittikçe, gördükçe, onlarla yaşadıkça anlıyorsunuz hani nelere ihtiyacı olduğunu. Tavaları eskimişti. Bir de böyle çizilmiş, hani teflon tavalarda zararlı biliyorsunuz. Ve böyle ince olduğu için şimdi annem sakarca çökülce kızartıyor, turşu kızartıyor. Sonra böyle hiç sizle hiç yapmadık biz onu. Şey yapıyoruz, böyle ekmek hamurunu yoğuruyor annem. O hamur mayalanıyor. Ondan sonra böyle parça parça yağlı ekmek diyoruz, kızartıyoruz böyle tavada. Ondan yaparım kızım dedi, sağ ol dedi, dua etti. Allah razı olsun dedi işte. Çok şükür Allah'a, bugün de anamızın duasını aldık. Allah başımızdan eksik etmesin analarımızı, babalarımızı. Bir de perdenin siparişini verdim arkadaşlar. Bambu şantuk tülden verdim işte, yanlış söylemeyeyim. Böyle iki tarafa toplanacağı için halat da lazımdı. Halat da seçtik. Şöyle iki tane aldım ben. Beni biliyorsunuz biraz böyle garantici miyim neyim, içime sinmesi lazım illa. Böyle baktığım zaman böyle beğenmem lazım, içime sinmesi lazım. Şöyle iki tane düz halat aldım arkadaşlar. İki tane de şöyle renkli, desenli ve boncuklu aldım. Niye böyle karıştı bu? Bir saniye. Hemen çözüyorum. Çözdüm. Kaynanamla anlaşıyorum demek ki arkadaşlar. Öyle deniyor ya, böyle düğümler falan çözemiyorsan anlaşamıyorsun falan diyorlar öyle. Artık neye istinade öyle şeyler de söyleniyor bilmiyorum da. Böyle arkadaşlar kahveli ve kremli bir model boncukları şeyleri var işte böyle. Bilmiyorum hangisini kullanırım, bilmiyorum. Eve geldiği zaman ikisini de takacağım. Sizlerle beraber yaparız zaten. İkisini de takacağım. Hangisini beğenirsem, böyle hangisi içime sinerse onu kullanmayı düşünüyorum. Emine bunu daha çok beğendi. Yeliz abla mobilyanla da uyumlu dedi. Böyle kahverengiliği falan olduğu için. Ama ben böyle çok göz yoran da şey olsun istemiyorum. Şimdi iki tarafta aplikler de var. Bilemedim yani. Hep beraber göreceğiz. Şimdi ben bunları kaldırayım. Ondan sonra çantamı falan da yerine götüreyim. Azıcık şöyle koltukların bir kedi tüyünü alayım. Arkadaşlar salatamı yaparım. Artık iftar zamanı geldi zaten. Bunların da hep böyle indirimli alışveriş yapıyoruz oradan. Sağ olsun İbrahim yardımcı oluyor. 400 liraydı, 300 liraya verdi. Bunlar da 200 lira mı? 200 lira galiba. İndirim yaptı yani, perdede de indirim yaptı. Artık geldiği zaman söylerim fiyatını da. Çok güzel bir fiyata hallettik o zaman. O zaman hadi bakalım.
işlerimize devam edelim arkadaşlar. Bu şimdi kenarda duracak ki abla dedi emanet not alıyorum dedi. Hangisini kullanmayacaksan getirirsin dedi. Tamam dedim. Teşekkür ettim. Öyle. Hangisini kullanmayacaksam götürürüm, iadesini yaparım. Şimdi bu tavanın aslında çiziği falan var mı diye merak ediyorum ama kapağı da böyle poşetle sarılı olduğu için çizik falan oluşturmamıştır. Bir sıkıntı olmaz herhalde. O zaman haydi bu poşetinde dursun. En yakın zamanda gideceğim Allah nasip ederse. Giderken de götürürüm. Ana cihazım da bir an önce kullanmaya başlar. Şu an bomba gibi hissediyorum kendimi. Peki neden arkadaşlar? Tam böyle kalktım birazcık böyle bir şeyler yapayım falan dedim. Ali'yi aradım aslında bakarsanız ne oldu biliyor musunuz tam olarak? Sabahleyin 11.30 gibi beni aradı. Dedi ki ben bu akşam iftara gelemeyeceğim. Yiyeceğimi alırım dedi. Görev var dedi. Sınav görevi varmış. Ehliyet sınavı görevi varmış. Yiyeceklerimi alırım. Sen bir şeyler ayarla bana falan dedi. Tamam dedim ben de ama var ya nasıl böyle uykusuzum. Zorla çıktım yataktan sonra videomuzu falan düzenledim. Sizlerle buluşturdum. Bugün bir gibi buluşturdum videoyu sizlerle. Bazen diyorum ki gündüz 12'ye mi çeksek acaba sizler için bir sakıncası olur mu? Hani 12'de mi paylaşsam falan diye de düşündüğüm oluyor. Her neyse geçelim o konuyu. Sonrasında kalktım işte işimi gücümü halledeyim dedim. Çorbamı koydum. Emine ile çarşıya gittim. Geri geldim. Yemeklerimi yaptım biliyorsunuz sizlerle beraber yaptık. Aradım dedim hani kaçta geleceksin nasıl olacak falan biz dedi burada bir şeyler yapacağız halledeceğiz gelmeyeceğim ben dedi. Dedim sen beni arayıp da sen beni arayıp da ben hani bir şeyler ayarla bana falan demedin mi dedim yaptım öyle bir şey deme diyor pardon diyor karıcığım kusura bakma diyor. Dedim tamam canın sağ olsun aç kalma da dedim hani orada bir şeyler ayarlayabildikten sonra önemli değil. Sonrasında benim canım arkadaşım da tek başına iftar yapmasın diyerekten Aslıcığımı aradım. Dedim Aslıcığım böyle böyle hadi gel iftara gel. Ondan sonra o da yürüyüş yapacaktım evde falan dedi. Dedim bize yürürken zaten yürüyüşünü yapmış olursun Aslıcığım falan dedim. Bak güllacım da var tatlım dedim. Sağ olsun canım arkadaşım beni kırmadı. Şimdi hazırlanıp geliyor. Ben de hemen salatamı yapayım. Güzelce böyle iftar yapalım arkadaşımla beraber. Diğer kızlara da bir duyururum zaten. Çaya gelin hadi Aslı bende diye. Müsait olan gelir eğer misafir olmayan varsa hani böyle kendini ayarlar. Girmiş kutunun içine üzüm. Cansu onu öpüyor arkadan onun sesi. Her neyse güzel arkadaşlarım ben hemen salatamı yapmaya geçeyim. Masamızı hazırlayayım. Ondan sonra Aslıcığımla şöyle çay suyunu da ocağa koyalım. Aslıcığımla beraber keyifli keyifli iftar yapalım. Allah kabul eylesin. Herkesin ibadetini, orucunu, hayrını kabul eylesin. Gönlünden geçirdiğin ne varsa tez zamanda yaşamayı nasip etsin Rabbim. Herkese kalbinin ekmeğini yedirsin. Rabbim herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Benim de inşallah, sizin de inşallah. Haydi bir enerjim yerine geldi. Ayol arkadaşım gelecek diye. Ben böyleyim işte gerçekten. Arkadaşım gelecek diye şimdi bir coştum bir coştum. Allah razı olsun hepsinden. Rabbim hepsinin yüzünü güldürsün. Hadi devam edelim. Masamı hazırlamaya başladım. Şöyle hurmalarımı da koyuyorum. Biraz içeri biraz dışarı. Kalabalık değiliz zaten. Bu yeterli olur. Şöyle koyalım. Bunu da böyle bardaklarımı çıkardım. Tabaklarım, kaşıklarım. Şimdi Caner'in gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Havucum yoktu. Havuç aldıracağım ona. Salatayı da hazırladım. Bir taraftan da makinemi yerleştirmeye uğraşıyorum. Şöyle dünden kalan kozalak mantım var. Burada da böyle salatamı hazırladım. Havucunu ekleyip hemen şey yapacağım. Limonunu, yağını, tuzunu ayarlayıp bir karıştırıp ortaya alacağım. Koşturuyorum yani. Aslıcığım geldi. Soframıza oturduk. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Lokum! Çocuğu dövüyor. Bak bak bak. Lokum ben sana Aslı teyze yaparken nasıl duracaksın demedim. Tabii tabii. Biz de bir gelin şımaran çocuklar. Evet bak, bir de korkuyor ya. gelin olmak bana istiyor benim kızım. Bana sormasınlar da. Yok hiç evet. Sana hiç yanaşmaz. Parçalayın annenin dürünü. Çocuğum atlıyorlarmış. Oy Cansu çok fena kudurdular. Çok ayıp. Bak bak bak. Ay. Ya evde misafir varken kavga etmeyin demedim mi ben size? Benim üstüme doğru geldim. Soframızda böyle Aslıcığım hurma almış sağ olsun kesesine bin bereket. Soframızda böyle yemeğimiz de kenarda sıcak sıcak bekliyor pilavımız. O zaman bize afiyet olsun Allah'ım.
seneye de inşallah kavuşmayı nasip etsin. Bütün oruçlarımızı kabul eylesin, ibadetlerimizi, dualarımızı inşallah. Yemeğimizi yedik, iftarımızı yaptık, oruçlarımızı açtık, Allah kabul eylesin. Şimdi çayımızı zaten Aslı'cığım gelmeden önce demlemiştim. Tatlı faslına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Cansu'cum sen de yiyecek misin? Yok, yemeyeceğim. Şimdi çay faslına ve tatlı faslına geçiş yapıyoruz. Geçen de ben şeyden almıştım güllacı. Bim'den almıştım. Cansu'cum dedi ki anne önceki aldığın güllaç daha lezzetliydi dedi. Bunu nereden aldın? Aynı güllaç mı dedi. Değil yavrum dedim. Daha farklı bu dedi. Bim'den aldığım daha lezzetliydi dedi. Ben de çok fark etmedim. Gerçi böyle sütü dökerken çok böyle hızlı çekmiyor gibi gelmişti. Daha kalın yaptım. Sütü daha mı kalın? Hı hı. Şimdi çay bardağımızı da hazırlayalım. Aslı'cığım balkona geçti oturdu. Balkon sohbeti yapacağız. Ne? Yardım edeceğim, oturdum. Niye yardım edeceksin canım? Bulaşığı falan beraber hallettik zaten. Daha niye yardım edecek? Geldin ya Aslı'cığım. O yeter. Allah razı olsun. Hemen çay bardaklarımızı da alalım. Çay keyfimize geçiş yapalım bakalım. Arkadaşlarım kızlar baskın yaptı. Onlar da geldiler. Şimdi Dilara ile Elif tanımışsınızdır artık. Evimizin kızı oldular. Biz Aslı'cığımla burada böyle güllaç keyfi yaparken Elif'cim aradı bir şey lazım mı geliyoruz diye sağ olsun çocuğum. Hiç böyle bir şey lazım mı demeden de gelmiyor. Allah razı olsun. Hemen çay faslına geçtik. Öyle işte size de bir göstereyim güzel kızlarımı dedim. Ve bir misafirim daha geldi. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Çok ayrı kaldık. Gel. Hoş geldin. Diğer kızlara da söyledik, onlar müsait değil. Emineciğim çıktı geldi, koştu geldi sağ olsun. Boyalarımız mı geldi? Ay Emineciğim sağ olasın. Benim ahşap boyama kursundaki boyalarımı Emineciğim getirdi sağ olsun. Benim vermeyeyim. Evet. Biz kızlarla balkonda sohbet ederken Ali Beyciğim görevden geldi. Hoş geldin canım benim. Karnı tok. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Karnı tokmuş, tatlı servisi yapayım dedim. Ne tatlısı var dedi. Tatlımızı bile unutmuş güllaç yaptığımı. Bitmiştir diye düşünüyorum. Sonu. Ben Türk canım kahvesi benim yapıyorum. İster misin? Yok, ben güllacımla mutluyum. Tamam, sen güllacınla mutlu olmaya devam et o zaman. Ben de hemen gidip ben kahvemizi... Senden güllaç tarifi isteyenler çok olmuş. Nerede olmuş? Yorumlarda. Ha. Yorumları severim. İşte tarife koyarsan. Ha, yemek kanalına mı? O zaman çekelim atalım. Gelinler çok. Yaparız. O zaman haydi arkadaşlarım gidelim kahvemizi yapalım. Elif'cimle Dilara'cım da gitti. Şimdi biz kahve yapacağız değil mi kızım? Kahve yapacağız değil mi anneciğim? Şöyle fincanlarımı ayarladım. Hemen sodalarımızı dolduracağım. Kahvemiz de olmak üzere. Şöyle ötmeden alıyorum ki köpüğünü kaybetmeyeyim. Çünkü şey oluyor arkadaşlar, eğer kaynatırsak kahvenin köpüğü az oluyor. O yüzden düdüğü ötmeden alıveriyorum. Şöyle. Kahvelerimiz de hazır. Hah, doldurdum. Hırtlağına kadar derler bizde. Çok doldurdum ama. Şöyle. Tamam. Sodamızı da hemen açalım ve koyalım. Ne yastıcım o? Beyaz lahana mı? Ama yeşil hani. Ha. Ondan sonra limonun soğanla limonun soğanlarını açtım camiye gitmeden. Sadece kontrol at. Lahanası varmış da boş olur.
Kahvelerimizde hazır. Kahve keyfine de hemen geçiş yapıyoruz. Evet, arkadaşlarımı uğurluyorum. Arkadaşlar saat 1. Hayırlı sahurlar diliyorum. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Gene buyurun gelin. Çok selam söyleyin. Allah'a emanet olun siz de canım benim. Kızları gönderdim. Arkadaşlarım, dışarıda da bir yağmur var, bir fırtına var. Anlatamam size. Bakar mısınız? Vallahi arkadaşlar bakın cama. Yağmur, yağmur, yağmur. Bir ses geldi de ona baktım. Şöyle sinekliğimizi kapatalım. Baksanıza. Soğuk, bayağı bir soğuk. Biz balkonda uyuduk. Ay uyuduk diyorum, oturduk. Balkonda oturduk çünkü Ali Beyciğim görevden geldi. Tatlısını yedikten sonra koltukta uyuyakaldı. Biz de üstünü örtüverdik. Kızlar da dediler hiç rahatını bozma. Üstümüze böyle hırka aldık. Şurada kalorifer peteğimiz var. Peteği de zaten açmıştık arkadaşlar. Böyle soğuk olduğu zaman açıyoruz. Böyle güneş olduğu zaman kapatıyoruz. Çünkü balkonda böyle çok gerekli olmuyor güneş vurduğu zaman falan. Öyle yani balkonda oturduk. Sohbet, muhabbet. Çaydı, kahveydi. İftarda sağ olsun Aslı'cığım beni kırmadı, geldi. Öyle Allah ne verdiyse iftarımızı yaptık işte, çok şükür Allah'a. Ben sizlerle vedalaşayım güzel arkadaşlarım. Bizim bugünümüz böyle geçti. Hemen videomuzu düzenlemeye başlayayım ve sizlerle buluşmak için hazırlayayım. Arkadaşlar umarım keyifle izlersiniz. Eğer keyifle izliyorsanız lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı. Yeliz bacınızı gerçekten seviyorsanız yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi her daim bekliyorum güzel arkadaşlarım. Videomu halledeyim, sonrasında da sahur hazırlığına geçiş yaparım Allah izin verirse. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.